Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, değerli rektörüm, saygıdeğer Hazirun, sevgili öğretim üyesi arkadaşlarım, sevgili gençler, hepinize hayırlı günler diliyorum. Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden, Türkiye'nin ilk üniversitesi, İstanbul Üniversitesi'nin bu fevkalade muhteşem sanat eseri niteliğindeki doktora salonunda sizleri ağırlamaktan, sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Ayrıca yine çok önemli bir konu vesilesiyle bir araya geldik. Geçtiğimiz cumartesi günü 20 Temmuz'da 50. yılını geride bıraktığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşuna vesile olan Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla güzel törenler yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar Bey, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'den iktidarıyla muhalefetiyle bütün farklı görüşlerin bir arada olduğu fevkalade güzel bir etkinlikle Barış Harekatımızın 50. yıl dönümünü kutladık. Ardından burada İstanbul Üniversitesi'nde böylesine önemli bir bilimsel toplantıyla Barış Harekatı'nın 50. yılının taçlandırılması nedeniyle bu toplantılara emeği geçen başta rektörümüz ve Cihan Nüma Derneğimiz olmak üzere emeği geçen bütün arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. 50 yıl bir insan ömrü için çok uzun bir süre ama bir devletin ömrü için göz açıp kapayıncaya kadar geçen kısa bir süredir. Bu 50 yıllık süre içerisinde yaşananlar, Kıbrıs özelinde yaşananlar, Kıbrıs'la ilgili yaşananları anlatmak için, kaleme almak için herhalde kitaplar yazılsa ciltlerle kitap ortaya konulabilir. Öncelikle ben de hemen konuşmamın başında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden ve bundan sonraki süreçte Kıbrıs'ta Türk Devleti'nin varlığını kuvvetlendirecek olan, bu sürecin başlangıcı olan Kıbrıs Barış Harekatı'nda emeği geçen başta dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan olmak üzere. Ayrıca harekatı kusursuz bir eylem planıyla uygulayan dönemin Genelkurmay Başkanı Semih Sancar Beyefendi olmak üzere. Yine orada Türk ordusuna ev sahipliği yapan, yol gösteren, onlara müzahir olan Kıbrıs'ın mücahitlerine, mukavemet teşkilatına, rahmetli Fazıl Küçük'e, rahmetli Rauf Denktaş'a Cenab-ı Allah'tan sonsuz gani gani rahmet diliyorum. Eğer onların cesaretleri, kararlılıkları olmasaydı, bugün Kıbrıs'ta bir Türk devletinin varlığından bahsedemiyorduk ve daha da acısı, az evvel slaytta da gösterildiği gibi, eğer bu barış harekatı olmasaydı, belki bugün Kıbrıs'ta bir tek Türk'ün bile varlığından bahsedemiyor olacaktır. Dolayısıyla Türk tarihinin en önemli müdahalelerinden, mücadelelerinden birisi olan Kıbrıs Barış Harekatı'nı, bu harekata destek veren, omuz veren herkesi saygıyla, rahmetle anarak çok iyi hatırlamak, çok iyi analiz etmek ve bundan sonraki ikinci 50 yılına başladığımız dönemde Kıbrıs'ın geleceği için de önümüze ciddi fikirleri koymak durumundayız. Öncelikle hiç ifade etmemiz gereken şüphesiz Kıbrıs'ın stratejik önemidir. Kuzey Kıbrıs tarih boyunca stratejik bakımdan Kıbrıs adası önemli bir yer olmuştur. Öyle olduğu için de bütün devletlerin, bütün medeniyetlerin ilgi odağı olmuş, herkesin ele geçirmek için gayret sarf ettiği bir mücadele merkezi olmuştur. Hazreti Peygamber'in arkadaşlarından Hazreti Osman zamanında Kıbrıs adasına Müslümanların çıktığını ve bugün Larnaka'da metfun bulunan Hala Sultanı'nda Hazreti Peygamber'in süt halası olduğunu biliyoruz. Ayrıca yine Kıbrıs adasında başka sahabilerin de mezarlarının olduğunu biliyoruz. Kıbrıs ayrıca 1571 tarihinde Osmanlı Devleti tarafından fethedilerek kapıları Türklere açılmış, Müslüman Türklerin yurdu olmuştur. Sonraki dönemlerde herkesin Kıbrıs üzerinde büyük emelleri oldu. Bugün de Doğu Akdeniz'de şöyle bir baktığınız zaman herhalde dünyanın bütün devletlerinin
büyük devletlerinin Doğu Akdeniz'de fiziki, fiili varlığı söz konusudur. Herkes bir şekilde Doğu Akdeniz'de olabilmek için can atmaktadır. Çünkü dünyada egemenlik elde edebilmek için Doğu Akdeniz'in fevkalade önemli geçiş noktalarından birisi olduğunu herkes biliyor. Burada Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de fiziki bir ada olan, fiziki bir üs olan Kıbrıs'tan vazgeçmesi ise asla düşünülemez. Bundan sonra da düşünülemeyecektir. Dolayısıyla Kıbrıs Türk Devleti'nin varlığı inşallah kıyamete kadar devam edecektir. Değerli dostlar, değerli misafirler, Kıbrıs'ta İngilizlerin Kıbrıs'a gelmesiyle birlikte yeni bir dönem başladı. Hepimizin bildiği yakın dönemde yaşanan büyük acıları, büyük katliamları ise dün gibi hatırlıyor, orada nice insanların hayatlarını kaybettiğini biliyoruz. 1960'ta Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'ın garantörlüğünde kurulan Kıbrıs Devleti'ni ortadan kaldıran Türk tarafı değildir. Bunun altını çizerek ifade etmek istiyorum. Dublin'deki Avrupa Parlamento Başkanları toplantısında orada Güney Kıbrıs'ı Rum yönetiminin parlamento başkanı Kıbrıs'ta işgalci ve Kıbrıs Devleti'ni ortadan kaldıran Türkler diye bir cümle kullandı. Sonra sıra birkaç sıra sonra bana geldi. Orada da ifade ettim. Evet, Kıbrıs'ta bir işgalci vardır. O Kıbrıs'ta işgalci Türk tarafı değil, Kıbrıs Devleti'ni ortadan kaldıran Rum tarafıdır, Rum kesimidir. Meşru, dünya tarafından kabul edilmiş bir devleti EOK çeteleri ortadan kaldıracak, Enosis hayaliyle eli kanlı katiller adada bir tek Türk bırakmamak için ortaya çıkacaklar ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti buna seyirci kalacak. Bu düşünülebilir mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti de böylece üzerine düşen sorumlulukları 1963'ten 74 Barış Harekatı'na kadar 11 sene büyük acılar çekmiş Kuzey Kıbrıs halkının, aramızda Kıbrıslı o dönemi yaşamış olan kardeşlerim var. O acıları sonlandırmak için 1974'te Barış Harekatı'nı yaptı. Bu harekatın ne kadar doğru ve yerinde olduğunun ispat etmek için ciltlerle konuşmaya, saatlerce konuşmaya gerek yoktur. Sadece bu 50 yıl içerisinde bir tek olayın dahi, kayda değer bir tek olayın dahi olmamış olması, bizzatihi Barış Harekatı'nın ne kadar yerinde, zorunlu ve doğru olduğunun ispatıdır. Ve bugün geldiğimiz noktada Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Allah'ın izniyle Kıbrıs adasında Müslüman Türklerin varlığı kıyamete kadar tescil edilmiş ve böyle devam edecektir. Değerli kardeşlerim, Türkiye olarak bundan sonraki süreçte de her zaman Kıbrıs halkının yanında olacağız. Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili müsaade ederseniz birkaç cümleyi daha söylemek isterim. Kıbrıs Barış Harekatı sadece bir askeri başarı değildir. Bir askeri başarı olmasının üstünde ve ötesinde Kıbrıs Barış Harekatı hem Kıbrıslı Türklerin hem Türkiye'deki yaşayan Türklerin, Türkiye Türklerinin özgürlük ve onur mücadelesidir. Eğer Kıbrıs'taki o olaylara sessiz kalınsaydı, böyle bir harekat olmasaydı, sadece Kıbrıs Türkleri işkence ve zulüm altında bırakılmış olmayacak. Aynı zamanda topyekün Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde yaşayan biz Türkler de onurumuzu, haysiyetimizi kaybedecektik. Dolayısıyla bu savaş, bu barış harekatı aynı zamanda Türkiye Türklerinin haysiyet mücadelesidir. Bu harekat sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda uluslararası alanda bütün zorluklara rağmen başarıyla kazanılmış olan bir zaferdir. O günleri dün gibi hatırlıyoruz. Bütün dünyanın nasıl karşı çıktığını, Türkiye'yi kımıldatmamak için ne büyük ambargolar koyduklarını, ama buna rağmen Türkiye'nin devletiyle milletiyle bütünleşerek bunları nasıl alt üst ettiğini dün gibi hatırlıyoruz. Bu anlamda Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu bu kararlılık da en az barış harekatı kadar önemlidir ve başarının en önemli parçalarından birisidir. Aynı şekilde
Kıbrıs Barış Harekatı sırasında bize destek veren, karşımıza çıkanlar oldu. Başta Amerika ve İngiltere olmak üzere Rumların müttefikleri olanların nasıl karşı çıktığını biliyoruz. Ama aynı dönemde ellerindeki imkanları seferber ederek Türkiye'nin bu harekatına destek veren dostlarımızın olduğunu da hatırlıyoruz. Dolayısıyla Kıbrıs Barış Harekatı aynı zamanda bir turnusol kağıdı olmuştur. Hakkı hukuku, uluslararası alanda ülkelerin ve milletlerin egemen eşitliğini kabul edenlerle etmeyenler arasında da ayrışmayı sağlayan bir turnusol kağıdı olmuştur. Şimdi bundan sonra, geldiğimiz bu 50 yıllık mücadeleden sonra çok şükür Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bütün kurum ve kuruluşlarıyla tam manasıyla teşekkül etmiş bir devlettir ve bundan sonra da kıyamete kadar yaşayacaktır. Değerli kardeşlerim, değerli katılımcılar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bundan sonraki sürece ilişkin gelecek perspektifimizle ilgili birkaç konuyu da sizlerle paylaşıp sözlerimi Sayın Cumhurbaşkanımıza bırakacağım. Öncelikle bir kere daha buradan, İstanbul'dan, İstanbul Üniversitesi'nden ilan ediyoruz ki, şartlar ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kuzey Kıbrıs Türk halkını hiçbir yerde, hiçbir zaman yalnız bırakmayacaktır. Bütün uluslararası platformlarda Kıbrıs Türk Devleti'nin egemen eşitliğini savunacak, Kıbrıs Türk Devleti'nin tam manasıyla tanınabilmesi için uluslararası alanda da diplomatik mücadelesini sonuna kadar sürdürecektir. Bu çerçevede Türk Devletler Teşkilatı'nın ve Türk Dünyası Parlamenter Asamblesi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni gözlemci üye olarak kabul etmesi önemli, azımsanmayacak bir başarıdır. Bir tarafından bakarsanız bu kadar dostumuz, kardeşimiz var, bunlar niye Kıbrıs'ımızı kabul etmiyorlar, tanımıyorlar diyebiliriz. Ama diğer taraftan bakarsanız olumlu bir gelişme olarak Türk dünyasında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizin gözlemci üye olarak oturması yeni bir dönemin başlangıcıdır. Sizi temin ederim ki önümüzdeki dönemde hiç şüphesiz zor da olsa bu mücadele diplomatik mücadele verilecek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınırlığı artırılacaktır. Az evvel de ifade edildi. Bu geldiğimiz noktada dikkat ederseniz konuşmamın içinde 2-3 kere Kıbrıs Türk Devleti dedim. Dilim sürçmedi. Ne dediğimi biliyorum. Geçen hafta 18 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizin kuruluş yolunu açan Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir başkanlık tezkeresi ittifakla kabul edildi. Orada da hem Barış Harekatı'na ve 50 yılda geldiğimiz noktaya vurgu yapıldığı gibi bu Kıbrıs Devleti ifadesini de orada da kullandım. Çünkü önce Kuzey Kıbrıs Türk Federe Devleti'ydi. Arkasından 1983'te az evvel rahmetli Denktaş'ı da gördük. Onun ilan ettiği, basın toplantısında ilan ettiği o açılımla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oldu. Şimdi öyle görünüyor ki yeni bir döneme giriyoruz. Çünkü kuzey ve güney coğrafi tanımlardır. Evet, biz kuzey kısmında ağırlıklı olarak varız. Güneyde de Türkler vardı. Onlar maalesef Barış Harekatı'ndan sonra artık oraya gidemiyorlar. Ama bu anlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için yeni bir dönemin de başladığının altını çizmek isterim. Biz her platformda Kıbrıs'ın tanınırlığının artırılabilmesi için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Bu çerçevede bir şey daha ifade etmek isterim ki, bütün bu süreçlerin başında 1963'ten 1974'e kadar bütün dünya basınının arşivleri oradadır. Köyler yakılıp yıkılırken, insanlar küvetlerde boğazlanırken, köylerdeki yaşlılar, kadınlar, çocuklar bile arabalara, kamyonlara doldurulup başka yerlere sürgün edilirken, gık çıkarmayan uluslararası toplum, dünyanın egemenleri ne hikmetse Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra bu insanlık mücadelesinin karşısında durmuşlardır. Zorla
Türkiye oraya gelerek durduk yerde böyle bir mücadeleyi yapmadı demin de ifade ettiğim gibi. Bir varlık yokluk mücadelesinde biz oradaki Türk varlığının devam edebilmesi için bu mücadeleyi, bu müdahaleyi yapmak mecburiyetindeydik. Çok açık söylüyorum. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti o müdahaleyi yapmasaydı, Kıbrıs aynen bugün Gazze'de yaşananlara benzer şekilde bir soykırımla karşı karşıya kalacaktı. Buna müsaade edilmedi. Çünkü biliyoruz ki o zaman da biliyorduk. Ama bugün çok daha net bir şekilde biliyoruz. Uluslararası sistem bulma yeteneğini kaybetmiştir. Kıbrıs sorununa bu beyler yüksek perdeden her platformda Türkiye'yi suçlayacaklarına, önce canilik yapan EOKA'cılara, Enosis yanlılarına mani olsalardı ya, kendilerinin de kurup garantörü oldukları Kıbrıs devletinin devam etmesi için Türk halkının egemen eşitliğini kabul etselerdi ya, uluslararası sistem ne Kıbrıs meselesini çözmüştür, çözecek yeteneğe sahiptir. Dün de değildi, bugün de değil. Uluslararası sistem aynı şekilde Gazze'deki bu insanlık dramını da çözecek bir kabiliyete sahip değildir. Gücün kimdeyse onun sözünün hükümran olduğu, güçsüz görünene ise söz hakkı dahi verilmediği, uluslararası platformlarda dahi söz hakkı verilmediği bir dünyanın adaleti ve insani hukuku sağlaması mümkün müdür? Bugün şunu çok net görüyoruz. Sudan'dan Myanmar'a, efendim Gazze'den başka yerlere, coğrafyalara kadar dünyanın birçok yerinde yaşanan bu kadar büyük insanlık suçlarına karşı uluslararası sistem kör ve sağır vaziyettedir. Bunlara çözüm üretemez vaziyettedir. Bunun nedeni, öncelikle iki temel nedeni vardır. Birincisi, uluslararası sistemin her ne kadar kurucu metinlerinde yer alsa da uluslararası sisteme hakim olan düşünce insanların eşitliği fikrine oturmuyor. İnsanlar arasında bir hiyerarşiyi tercih ediyorlar. Her birilerinin birinci sınıf olduğu, diğerlerinin ise ikinci sınıf olduğu, hatta bazı insanların sınıf dışı telakki edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Ayrıca insanların eşitliği kabul edilmediği gibi devletlerin de egemen eşitliği kabul edilmiyor. Bazı devletler egemen, bazı devletler için egemenlik hakkının söz konusu olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Böylesine bir uluslararası sistemin yürümesi de mümkün değildir. Sürdürülmesi de mümkün değildir. Onun için Kıbrıs meselesi nasıl dünyadaki bu haksızlıklara karşı durulacağının, nasıl hak ve hukukun yeri geldiği zaman barış harekatı düzenleyerek elde edilebileceğinin somut bir göstergesidir. Ben bir kere daha Kuzey Kıbrıs Türk halkına burada bulunan bayraklarının altında şu anda sahip oldukları devletlerinin çatısı altında kıyamete kadar hür bir şekilde yaşamalarını temenni ediyorum. Kıbrıs bütün dünyanın bir kere daha bilmesini isterim ki Kıbrıslının ayağına diken batarsa bunun acısını Türkiye'de 85 milyon olarak hisseder ve gereğini yaparız. Türkiye bundan sonra da Kıbrıs Türk Devleti'nin güçlenerek yoluna devam etmesini inşallah teminatıdır. Bu vesileyle bir kere daha Sayın Cumhurbaşkanı'nın nezdinde Kuzey Kıbrıs Türk halkımıza selam ve sevgilerimi ifade ediyorum. İstanbul Üniversitesi'nin bu güzel güzide toplantıya ev sahipliği yapması dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Her birinizi ayrı ayrı selamlıyor. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.